Merhabalar. Keski heyeti olarak Samsun'dayız. 1 Ağustos'ta başlayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında konfederasyonumuz ve İYÜ kollarımızın demokratik bir çalışma yaşamı, mali ve sosyal haklar konusunda taleplerini Temmuz ayının sonunda Çalışma Bakanlığı'na bir dosya ile iletmiştik. İlk görüşme 1 Ağustos'ta 3 konfederasyon katılımıyla başladı. Ancak biliyoruz ki 6 dönemdir yapılan bu toplu sözleşme ve aldı aldıkta görüşmelerde gerçek bir toplu sözleşme hukukundan bahsetmek maalesef mümkün değil. Yine diğer zamanlarda olduğu gibi hükümetin ve yandaş konfederasyonun çalışanların iradesi dışında kapalı kapılar ardında sosyal tarafları yok sayarak tek taraflı belirlemeyle sonuçlanacak gibi duruyor. Oysa ki ekonomik krizin buhrana dönüştüğü bu dönemde sadece ücret artışlarıyla sınırlı bir masanın yaşanan krize cevap olamayacağını biliyoruz. Enflasyon ile gerçek anlamda mücadele yerine enflasyonla yönetmeyi tercih eden siyasal iktidar, sadece sermaye grupları ve banka sektörlerinin kârına kâr katmaktan öteye geçmeyen işlere imza atmaktadır. Bu kapsamda taleplerimizi ve sorunları yeniden iş yerlerimizde çalışanların tamamıyla bir kez daha görüşmek üzere sendikalarımızın Merkez Yürütme Kurulu üyeleri il ziyaretleri çalışmasını birlikte başlattık. Hükümet 14 Ağustos'ta sendikaların taleplerine cevaben kendi tekliflerini sunacaklarını açıkladılar. Bizler de bir kez daha hükümetin bu olumsuz ve tek taraflı tutumunu kamuoyuyla paylaşmak üzere siyasal iktidarı uyarmak için 16 Ağustos'ta bir günlük iş bırakma eylemini uyarı anlamında gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde yapacağımız bu eyleme tüm kamu emekçilerinin desteğini ve içine katılmalarını mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz ki sorunun gerçek anlamda çözümü öncelikle uluslararası hukuktan doğan haklarımız, uluslararası çalışma örgütü normları ve gerçek anlamda anayasanın kendi ifadesiyle hukukuna uymak olacaktır. Ve 4688 sayılı bu toplu sözleşme yasası diye kamu emekçilerini yıllardır uyutan ve bir soruna sokan yasanın gerçek anlamda grevli ve toplu sözleşmeli bir sendika yasasıyla yeniden düzenlenmesi ihtiyaçların tamamını çözecek ilk adım olacaktır. Yine ayrıca zam yağmuru bu kadar devam ederken dolaylı vergilerin kaldırılması, toplum üzerindeki bu basımın azaltılması, verginin tüm kesimlere adil ve eşit şekilde gelirlerine göre alınması yaşanan krizi bir nebze de olsa hafifletecektir. Demokratik bir çalışma yaşam ve liyakata dayalı istihdam yine taleplerimiz arasındadır. Bir aylık toplu sözleşme görüşmeleri sürece çalışanın ve emeklilerin ekonomik ve sosyal haklarının insanca yaşayacak bir seviyeye getirilmesi öncelikli talebimizdir. Bu kapsamda bugün örgütlü olduğumuz belediyeleri ve üyelerimizi ziyaret edip bilgilendirme çalışmalarında bulunduk. Süreci ısrarla takip edeceğimizi buranın tüm kamuoyuyla tekrar paylaşırız.